Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Last Tenor oynamaya devam ediyoruz. 12. bölümle karşınızdayım. Normalde bu oyunu video dışında hiç oynamamıştım. Ama bugün bir talihsizlik oldu. Bu batık gemiye gideyim dedim. Size de videoyu açmıştım, çekiyordum. Orada şöyle bir olay var. Charlie var yine. O büyük canavar, 1000 canı olan. 4'te hasar veren her vurduğunda. Ama az daha hasar alıyor ve küçük zombiler çekiyor yine yanına. Her zaman olduğu gibi. Batık geminin içinden sürekli zombiler çıkıyor. O sırada da bir tane helikopter bize yardımcı oluyor. Aşağı kısmı bombalıyor. Orada maalesef 2 kere gittim. İkisinde de helikopter beni de vurdu. Çünkü ağır bir silahla gitmiştim. Şu makineli tüfek vardı ya arkadaşlar. Az mermisi olan. Öldüğüm diye. Size de güzel bir video deneyimi olsun diye. Başarısızlıklar oldu. Enerji bitti. O yüzden orayı kesmek, çıkarmak zorunda kaldım. Zaten çok bir değişiklik olmadı. Şuradaki hayvanlara birkaç yem verdik. Onun dışında herhangi bir değişiklik olmadı. Orayı da başka bir videodan izledim. Yabancılar çekmiş. Bir şey de vermiyor yani. Charlie'nin kemiklerini veriyor sadece. Aslında gitsem mi gitmesem mi ki diye de düşündüm. Yalnız şöyle de bir durum oldu. Kıyafet, yiyecek ve bir tane de tabancayı maalesef orada bırakmak durumunda kaldık. Şu makineli tüfeği bir koyacağım. Bu makineli tüfeği deneyemedim çünkü makineli tüfeği elinize aldığınızda ağır hareket ediyor. O da bayağı bir bizi oyalıyor. Yani helikopter bombaladığı için kaçamıyoruz ağır bir silahla. O yüzden çok da bir etkisi yok. Şöyle biraz kıyafet mi yapsak ya? Bu aralar ne kadar çok ölüyorum. Şunları alayım abi. Sağlam kıyafet yapalım. Bu arada biraz şu artık evi de bir düzeltmek lazım da onu da ayrı bir bölümde yapalım. Ben biraz video dışında bir de odun toplayayım. Sadece odunla dolduruyorum envanteri. Rahat rahat yapmış olalım. Şu sağlam kıyafetleri giydim. Bunları bir bırakacağım. Şimdi nereye gideceğimizi inanın ben de bilmiyorum. Şunu köpeğe veririz. Bu arada bizim erzak durumumuz çok kötü ya. Köpeklerin de 22 saatlik besinlerini vermiştik. Son 2 saatleri kalmıştı. Onu da ben videonun başında tamamlamıştım. O size çekmek istediğim ama çekemediğim videonun başında. Muhtemelen aynen bak hala yiyecekleri var ve yemiyorlar. Muhtemelen bunlar büyüdü ya. Ha, bu neymiş? Tekrardan baştan sayılıyor. Ha, 26 dakikaları kalmış ya. Anladım. Ben de 26 tekrardan saate döndü. 3 saatlikte, 4 saatlikte besinleri var. Şuradan da büyüdüklerinde çiftleştirme falan işlerini yapacağız. Bu arada türleri de belli olacak. Avcı mavcı çıkarsa böyle yanımızda gezenden acayip iyi olabilir. Şu stoklarımıza bir bakalım. Buradan bir yiyecek ne durumdaymış. Yiyecek de bayağı az ya. Ama neyse. Şunu alacağım. Şunu da alacağım. Bunu da niye aldım derseniz şu elimdekini heba etmek istemiyorum. O bayağı önemli çünkü. Aa, şu küçük eti de verelim. Şu barınağı falan biraz yaklaştırmak lazım ya. Böyle çok vakit kaybediyor. Şu arkadaki ağaçları falan kesmek durumunda kalacağım. Evi de büyüteceğim için o biraz beni üzüyor. Yani böyle daha böyle doğal ortam olsun istiyorum. Bu arada şurada bir tane drone çıktı. Yani şu anda bir şey yapılmıyor. Şu bana doğru olan taraftaki gördüğünüz gibi pervanesi kırılmış. Bunu da muhtemelen tamamlamaya çalışacağız diye düşünüyorum. Bu arada bir de radyoyu ya tamir ettik. Onu da size eve tekrar dönebilirsem göstereyim. Malzemeleri
Yapmıştım oyunun başında, dedim onu da yapmış olayım. Çünkü biraz evle alakalı şeyleri de geliştirmek istiyorum artık. Yine eventler durmuyor. Radyoda da frekansları böyle sürekli çeviriyorsunuz. Doğru frekans bulacaksınız. İşte bir Daler diye bir adam var. Karavanla geziyor böyle. Biraz daha bizden daha iyi bir ne diyelim artık. Hayatta kalmayı daha iyi tecrübeli olan biri. O böyle bazı malzemeler istiyor. O malzemeleri bulup gidersen sana da şansına göre silah da verebilir işte. Veya önemli bir malzeme de verebilir. Veya ne bileyim bir levye de verebilir. Sopa da verebilir yani. Çok değişiyor ama genelde iyi şeyler de verdiği oluyor. Onu bulabiliyorsunuz. Sonra raiderlar var. Raiderlarla ilgili konuşabiliyorsunuz oradan. Bir de şu bunkerların şeyleri oluyor orada. Şifreleri falan oluyor bunların, kapı şifreleri. Onlara girmekte falan yardımcı oluyor. Abi şu gemiye mi gitsem? Şuna mı gitsem? Önce buna gideceğim. Geminin olayını size söyleyeyim. Gemi önceden bir gemi etkinliği vardı. Kolay ve güzel bir etkinlikti. Bayağı da önemli şeyler veriyordu, silah falan. Bu sefer öyle değil. Sadece Charlie vardı. Yani başka adamın yaptığı videoda gördüm. Herhangi bir değişiklik de olmadı. Bu da koordinatlı bir askeri konvoy kazası yine. Bu arada hava 25 dereceymiş. Açtığımız ve susuduğumuz 70'in üzerinde ikisi de. Çok bir sıkıntımız yok. Biraz yiyecek olayımız az ya can için. Şurada öncelikle bir dost var. Bu ne yapıyor? Çantaları açıyordu. Ben de eşlik ediyorum şu anda ona. Yani şu falan işimize yarayabilir. Bizim saçma zombilerden var burada. Gel bakalım. Abi şu ne ya? Araç devrilmiş. Lastiği çıkmış. Burada bir kaza olayı olmuş. Geyiğe mi çarpmış? Herhalde geyiğe çarpmış. Hadi ya, çok kötü olmuş. Geyiğe çarpıp takla atmış işte. Aracın lastiği falan çıkmış ama. Keşke bu araçtan da malzemeleri alıp bizim motoru da yapsak da. Bunun lastiğiyle o aynı değildi herhalde. Şurada da bir tane saf domlu var. Aylak var. Bu aylağı da hallettik. Bizim adam şurada. Kardeş niye ateş ediyorsun ya? Zaten can az. Bunda da şu kurmalı tabancadan var. Bizim geçen bölümde adamdan çektiğimiz. Onu ne yaptım ben burada? Nereye koydum onu da bilmiyorum. Can rezil durumda yine. Meyveleri falan affetmemem lazım benim. Asıl olay şurada yani. Şurada arabanın bir parçası var herhalde. Ama orada da büyük bir zombi olmasa var. Aynen şu arabada mühimmat olabilir. Acaba bununla bu Charlie olayının bir bağlantısı olabilir mi? Çünkü son gelen etkin... Ya, üf, yapma ya. Ben bunu nasıl açacağım şimdi? Muhtemelen o diğer adamla açacağız bunu. Şunları da yapayım abi yani. Bir şey oluyor. Büyük bir boss geliyor. Halledemeyeceğim. Bu arada videoyu sonra izlediğim adamlar hep para harcamışlar oyuna. Yani adam da böyle zırhlar, silahlar, otomatik silahlar onlarla mücadele ediyor. Bir de benim mücadele ediş şeklim var. Bak şunları topluyorum çünkü buradan gitmem gerekirse eğer. Yani diyelim ki bir boss çıktı, halledemeyeceğim bir boss. O zaman en azından eli boş dönmeyelim diye. Üzülüyorum çünkü eli boş dönünce. Abi bu adam bir şeyler yapıyor ya. Biz de bunu koruyoruz herhalde de. Yani bizim şeye ihtiyacımız var. Malzemeye ihtiyacımız var dostum. Can yok can. Detizli kargo. Can olayını ne yapacağız şimdi? Şunları alalım. Olmadı silah çekeceğiz. Ya açamamışsın.
Abi bu ne ya? Nerede değişik bir zombi var? Hep beni buluyor. Kaçmayacağım bundan, vuracağım bunu. Bu aralar çok farklı zombi çıktı. Şuna bak. Zombide Marlboro var. Kardeş bana niye ateş ediyor? Adam sıyırdı ya. Yani ah bir şey olsa. Sağlık. Kit falan olsa ben bunu mahvederdim de. Bir tane daha event geldi. Muhtemelen o da bununla alakalı ama ben şöyle bir şey yapacağım. Yani artık ne olacaksa olsun. Şunu siliyorum. Şurada bir en azından bir yiyecek olsa var ya, olayı değiştirir de. Yokmuş. Neyse. Gireyim mi tekrar? Gireceğim abi ya. Kaç kaç nereye kadar? Ama benim biraz stok yapmam lazım. Yani şu son 2-3 bölümde bunu anladım. Silah falan bulmam lazım. Can olayını halletmem lazım. Bayağı harcadık çünkü. Geliyor. Yanlış. Acaba tam ben bunları şey yaparken gelir ya, genelde öyle olur ya. Şurada dursun böyle. Tam böyle çantaya bakarken. Zaten hep öyle öldüm genelde de. Şurada bir yerde olacak. Ya o bana niye ateş etti yani? Kardeş ne güzel, ben sana yardımcı oluyorum işte. Kalmış son canımla yani. Burada işte. Ya. Heh. Şu Marlboro'yu da alalım da. Levye bak, bu iyi oldu. Şu zırhlar da fena değil. Bir de şu, ha, levyeyi bununla açacağız abi herhalde. Aynen bak. Normalde açamıyorduk. Bunu levye ile açıyor. Buradan iyi bir şeyler çıkarsa çok iyi olacak. Enerji bak, bu iyi. Sudan da içeriz. Tamam, burası iyi oldu ya. Şunları toplayayım da en azından tohum. Buradan Charlie'ye geçsem mi ki diye düşünüyorum. Ama can yok işte, can sıkıntımız var bizim zaten. En büyük sıkıntı oydu. Bu arada hepsini topladık. Ya aslında aklıma başka bir şey geldi benim de. Onu yapmam biraz zor olur. Yani enerji yönünden zor olabilir ama bir deneyeceğim. Şu geminin 2 günü daha var. Ben ona biraz daha güçlenip gitmek istiyorum. Şimdi elimdekilerden de olmak istemiyorum. Şurası 22 dakikaymış. Şurası 59, burası çok fazla. Buna gitsem mi ki? Niye yürümedi bu buraya? Allah. Ha. 22 dakikadan az, daha fazla sürede yürüyeceği için yürümüyor şu anda. Enerjim 38. Şunu da kullanmak istemiyorum ama. Şöyle yapsak, buraya gelsem buradan oraya gitsem diye düşünüyorum. 3 dakikası varmış. Şunu kullanacağım ya. Benim çünkü silahlanmam lazım yani. Ne bulduysam almam lazım. Hiç olmadı şuradan birkaç bir şey atarız. İpi falan sallarız ya, çok önemli değil.
Yani elinize otomatik silah olmadan bu gemiye gitmek çok da mantıklı değil. Otomatik silah ve iyi bir zırhınızın olması lazım. 20 tane falan da kit lazım. Yani kiti çok kullanma durumunda kalmıyorsunuz ama biz orada kalırsanız bir de helikopterin olayından sürekli kaçmanız lazım. Tek de öldürüyor çünkü. O da bayağı büyük bir sıkıntı. Yani nereden hemen anlıyorsunuz geldiğimi anlamıyorum ki. Zombiye sinir olurum ya şu yeşil olanı. Şunlardan da toplayacağım ya. Tarlayı aslında ikiye çevirip havucu da seri iki katı hızlı üretebiliriz. Onu da gidince yapayım. Çünkü gerçekten çok lazım. Abi burada sürekli birileri var. Hep bir şey oluyor. Bak o yeşilli kim ya? Neyse. Köpek de olabilir belki. Şuraya bir bakayım. Ondan sonra oradan geçeriz. Çünkü bir şey olur. Kaçmak durumunda kalırım. Bir daha sağlık yönünden sıkıntılı olduğumuz için gelemeyebiliriz yani. Bak şu çok iyi. Şunu da alacağız. Kupon var. Şu yakıt olayını alalım. Şunları kullanacağım abi. Yakıtı oraya alacağım. Buradan başka. Şu çok işimi görür dedim. Şunu alacağım. Şunlar çok da önemli değil ya. Yani buluyorum sürekli. O yüzden çok şey yapmak istemedim. Tamam bunlar kalsın. Şunun ne olduğunu köpekmiş ya. Altından vazgeçtim var ya köpek için. Gel bakalım. Şuradan başka vazgeçebileceğim bir şey olsa. Aslında var ya. Şöyle bir şey yapsam. Şunu da silsem. Bunu niye yaptım? Çünkü et götürmek istiyorum. Eli boş dönmek istemiyorum. Enerji artık kritik durumda olduğu için. Yani böyle gittiğim yerleri en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyor. Siz de öyle yapın. Özellikle benim gibi 5-6 tane hayvanınız varsa yapmakta zorundasınız zaten. Eti alıp kaçacağım. Nasıl vuruyor bak ya hayvan. Şuradan iki tane de tohum bulursam kar kardır. Aynen. Eventleri değerlendiriyoruz. Çok istediğim gibi olmadı. Çünkü biraz silah falan yönünden kötü durumdayız. Onu fark ettim. Ya biraz da böyle şey. Benim evde falan da çalışmam lazım. Yani böyle işte bir şeyler üretmem lazım. Sürekli onlarla geliştirmem lazım ki daha iyi zırhlar üretebileyim. Yani şuradan eve geçeceğim. 35 falan diyor. Belki bir reklam falan izleyip şuraya giderim. Şu baltayı yapabilirsem. Şunu da artık yapabiliyoruz ya. Nerede bu? İkinci seviyesi bu. İşte çivi yok gerçi yani. Bunu yapamayız. Çivi de yok şu. Şu da yok. Bunu yani fırından yapacaktık. Kaldı bak unuttuk işte. Bu arada ben buradaki puanları da dağıtıyorum. Neleri kullanırım diye düşünüp. Şuradan göstereceğim pardon. Mesela şu anda kalanlardan işte
Radyo zaten otomatik çıkıyordu. Onu yapmama gerek yok diye düşündüm. Şunu yapabilirim. Bu ne işe yarıyor derseniz, bu da nereye koyarsanız direkt haritaya girdiğinde, mesela şu anda evdeyim, enter diyeceğim. Beni kenardan bir yerden atıyor diye. O welcome paspasını koyduğumda, mesela kapının önüne koydum, direkt kapının önüne başlıyorum. Yani biraz olsun zamanla işte evin etrafında dolaşmaktan falan kurtuluyoruz. Diğerlerine göre en azından daha iyi işe yarar. Şu drone'u kim gönderdi acaba ya? Kivi varmış bu arada. Bizim şu demirden var mı peki? Yapmıştım sanki, yapmamışım. Neyse, ondan artık halledeceğiz. Tahta stoğumuz bayağı oldu. Şuraya şu yakıtı da koyabilirim. İyi silah yaptık ama. Şu biletleri neden biriktirdiğimi yakın zamanda göstermeye çalışacağım. Bunker'la alakalı bir durum. Oraya girdiğinizde bu biletlerden mesela 10 tane, işte turuncudan 15 tane. Tam sayıları hatırlamıyorum. Muhtemelen 20, 25, 30 şeklindeydi. Onlardan ne kadar biriktirirseniz o kadar böyle kutu açıyorsunuz. Yani böyle bir bant var. Oradan işte 10 tane, 20 tane etiket verince oradan sana silahlar falan geliyor. Bayağı iyi şeyler geliyor. C4 falan yakalamıştım yani. Aa, ben neyi yapacaktım? Şu baltayı yapacaktım. Yapabiliyormuşum ya. 5 tane bundan, 3 tahta, 2 çivi. Bant olmayabilir. Bantı hep şeylere harcadım. Bant da varmış. Şanslıyız. Normalde hep böyle bir eksik olurdu ama olmadı. İlginç. Şu tahtayı almayacağım. Şuraya atmıştım bir. Onu kullanacağım. Vallahi çok iyi. Ya bir tane hiçbir şey yetmiyor da. Sırf size göstermek için gideceğim. Böyle hatırlıyorum yani, bir tane de çok da bir şey. Buraya gitmek için böyle iki tane falan olması şart yani. Bu arada şey yapayım ya. Şunu koyayım da üretsin orada. Bu arada bunları da işte boş durdurmamak lazım. Şuradan biraz envanteri boşaltacağım. Tabanca yanımda bir tane, eğer ihtimale karşı kalsın. Şunu koyacağım. Levye de kalsın istiyorum. Yani çünkü biliyorsunuz bir şeyleri açmaya bazen levye çok işe yarıyor. Onları da besledik. 6 dakikaları kalmış. O muhtemelen bir dahaki videoda, çünkü enerjiden dolayı dönemeyeceğim yine. Belki de gidemeyeceğim yani. Aynen, gidemeyeceğim. Videoyla belki giderim. Şu video olayını normalde hiç sevmem ama kullanıyorum yani. Çünkü burada enerji gerçekten, oyun oynayamıyorsun yani enerji olunca. Normal başka bir hediye falan vereceği için asla kullanmam yani. Çok öyle boş olursam. Bu arada yürüdüm, bir enerji kar ettim bu sırada reklamı izlerken de. 40'ta 39'a düştü yani, bir enerjilik yolu atlamıştı bile. Şu motorum olunca gidiyordum şu eventlere diye biliyorum. Çünkü ben daha önce bir gitmiştim. Boşuna da enerji harcamak istemiyorum. Onu da bir sonra bir yoklarım bir. Bakarız bir en azından ne var diye. Evet abi, şu odundan craftlıyorduk ya burada. Şurada gösteriyor zaten. Ya onu yaptığımız odundan. O tahtayı yaptığımız odundan. Cümle kuramadım.
Yine burada bir action var yani buraya ne zaman gelsek zaten. İyi ama en azından bir şeyler bulduk. Farklı olaylar var yani. Mesela bu haritaya geliyorsun her seferinde farklı bir şey. O da güzel, bir yönden güzel. Bir yönden neyle karşılaşacağını bilmiyorsun, ona göre gelmek durumundasın. Bu arada bakın, bu normalde birinci seviye balta kesmiyordu. 2 ile şimdi bunu kesiyoruz. Bayağı 7 falan vurdu. 2 tane veriyor arkadaşlar. Ha, eskiden bak bu baltanın canı daha azdı. Yani hemen bitiyordu. Çok da dikkat çekmeden keseceğim. Yoluma gideceğim ben. Bu arada burada çok olmayacak bundan. Bu balta olayını ben herhalde karıştırdım ya. Bu şeydeydi. Başkalarının alanlarını işte yağmalamaya gittiğinizde orada bu ikinci seviye duvarları sadece bu balta kırabiliyor. Abi şurada yine bir sürü var. Onlar silahlı olabilir. Ben öyle bir şey hatırlıyorum ya. Şöyle dur abi. Bir yoklayacağım ne var, çok merak ettim. Zaten hep bu merak olayından başıma bir şeyler geliyor da. Şurada bir yerdeler ya. Sürü halinde gidiyorlardı ya, kurttur. Ya da çete falan olabilir. Haritayı sürekli kontrol ediyorum. Yok, bunlar normal zombi. Neyse, gittiler diye umuyorum ya. Şunları da kaçırmayayım ya bu arada. Şurada da var 2 tane. Tane yapmışız. Daha baltamızın da durumu iyi. Şuradaki zombileri şununla öldüreceğim. Yani tabancayı falan böyle saçma şeyler için asla kullanmıyorum ya. Çok ihtiyaç oluyor. Şu ortada büyük bir zombi gözüküyor. Bakın onun kırmızısı biraz daha büyük diğer zombilere göre. Onu da oradan fark edebilirsiniz yani. Sağlık kitini bilerek bekletiyorum. Bir aksilik olursa basıp kaçacağım. Hatta riske atmayacağım. Şu küçüğü kullanayım. Aa, şeyleri topladım ya ben. Tilki de görmüş olduk bu arada. Et yönünden aynı da sadece kürk veriyordu. Şu anda taşıyamayacağım için. Bir tane avlayalım sizin için ya. Şu şekilde bir kürkü var. Aslında şu ottan. Ama onu almışken eti de alırım ben ya. Dayanamam çünkü öyle şey. Ha. Buradan et stoğu da yapıp gidebiliriz. Şu kamp yerine bakmıştık zaten. Oo. Bu arada benim şey de gitmiş. Ya. Şu zıplama olayında kaçmam lazım işte. Bunlar ikileşti. Mecbur kalınca
Bülent Bey. Yani şey yapsam mı ki diye düşündüm. Alsam da onlara kıyafet falan yapsam mı ki ama yer olarak bayağı sıkıntılı durumda olduğum için. Aslında yaparım ya. Yani bunlar gerçekten işte önemli şeyler. Ne yapabilirim bu elimdekilerden? Hiçbir şey de yapamazmışım. Ot lazım. Otu da daha yeni şuraya atmıştım yani. Abi tabancalı bunlar. Bir tane kılıç var. Diğerleri tabanca. Yani çok riskli bir şey yapıyoruz ama deneyeceğim. Et dursun bir bırakıp kaçma durumunda. Abi bak, burada çanta varmış, onu bırakalım. Yani raiderler dost mu düşman mı bilemezsiniz. Ne yapacağını kestiremiyorum. Heyecanlandım. Ne yapacağımı unuttum. Şuradan bir tane pantolon craftladım. Bunu giyiyorum. Diğerini atacağım. En azından boşa gitmemiş oldu. Şurada boş şişemiz var. Baya bu buraya gelmemiz, yani gelsem gelmesem tereddütte kalmıştım ama bizi baya taşıdı. Hem tohum yönünden gidince şey yapabiliriz, yani bu tarla olayını arttırabiliriz. Abi görülmedim inşallah. Tam var ya, işte bu haritayı da sürekli kontrol etmek durumundayım. Onlar dönüp duruyor. Sürekli volta atıyorlar. Önemli olan şunları da alayım da. Yani bu ağaçları her zaman bulamıyorum. Sonra en azından kaçma durumunda. Tabanca var. Bir de yani böyle hızlı davranmam lazım. Eğer görülürsem. İşte son ağaç olsa gerek. Kesebileceğim bilmiyorum. Baltamın enerjisi ne kadar kaldı. Aynen gitti. Çok da önemli değil ya. Bir tane kaldı herhalde. Yapacak bir şey yok. Geri dönüp almak. Zaten yani enerjim olsa bile yapar mıyım bilmiyorum. 4 tane, 2 tane olduğun için. Şuradan 2 tane daha avlansam. Köpeklerime et götürsem yeter ya. Şu tilki var ya beni. Çok fark ediyorlar, çabuk fark ediyorlar. Tilki uyanık bak, şey gibi değil yani, geyik gibi değil. Arkadan bir deneyim bakalım yaklaşmayı. Aynen. Önden görüyor da arkadan çok şey yapamıyor. Şurada bir tane de o büyüklerden var. Şimdi uğraşamayacağım. Bu arada raiderlarla her an karşılaşabiliriz. Köpekler için bu kadar riske giriyorum ya. Büyük fark etti artık, buranın tadı tuzu kaçtı. Buradan gitme zamanı geldi. Arkadaşlar 35 dakika olmuş zaten, bayağı uzadı video. Burada sonlandırıyorum videoyu. Buradan zaten enerjim olmadığı için yürüyerek geçeceğim. Ondan sonra belki yerleştiririm.
Event olursa size video açarım. Onun dışında zaten ben de oynamıyorum video dışında. Kendinize iyi bakın. Beni seyretmeye devam edin. Umarım ileride bütün her yeri keşfedeceğiz ve daha iyi bir yaşam koşulu sunacağız Last Day on Earth için. Kendinize iyi bakın.